Haydi o zaman sularımızın yanına geçelim. Ay, ve sular... en baştan başlayalım dilerseniz hocam. İlk olarak suyumuzun içerisinde salatalık bak, görüyoruz. Ben az önce su döktüm kendime. En çok hangisini tercih ettim? Bunları şimdi bir tercih yapayım dedim. Kendi isteğime göre tercih yaptım. Tarçın tercih ettim. Ben neden? Nereden bildim? Çünkü... Ona neden olduğunu geldiğimizde söyleyelim mi? Neden hocamız peki tarçınlı suyu tercih etti? En baştan bir gidelim. Neden biz suyumuzun içerisine salatalık parçaları atmalıyız mesela? Şimdi salatalık zaten kendi özünde de böyle bir serinlik veren bitkiler. Evet, öyle bir şeyi vardır ya onun. Serinlikle, yani yedikçe ferahlarsınız. Hı-hı. Cildi çok güzelleştirir. Değil mi? Cilt evet. Açısından birebirdir. Ve tadı olarak size çok fresh bir tat verir. O gününüze böyle bir şey katar. Hafif böyle bir mutlu hissedersiniz. Daha canlı hissedersiniz. Tıpkı nane gibi aslında. Nane ile kardeş. Ama serinleme ve ferahlama fesleyen açısından. Nane, salatalık değil mi? İşte bunlar... evet, süper. Güzel fesleyen, böyle bir ferahlatıcı etkileri var. Serinlemek için son derece önemli. Hı hı. Şimdi salatalığı ben mesela şöyle söyleyeyim. Salatalık ödem de attırır. Hı hı. Mesela ben şimdi o gün kendimi sabah kalktığımda ay bu şeyim siz söyleyin yüzüğüm parmağımı sıkıyor. Ya ayakkabımı giydim sanki ayaklarım şiş dediğinizde işe gelin oturun. Böyle bir litrenin içine salatalıkla su yapın. Gün boyu tüketin. O ödeminizi de attıracaktır. Tıpkı maydanoz gibi. İşte salatalık çok şey yani birçok şeyle kardeş. Evet. Ama serinletme yanında ödemi siz lazım. Siz şöyle alacağım hocam. Şimdi çok fakirden kalıyorsunuz. Heh, geldik şöyle çiğ devam tohumu. Nedir? Çiğ tohumu suyun içine neden atılmalı? Bütün süper. Antioksidan. Hı-hı. İnanılmaz kilo kontrolü sağlar. Yani siz zayıflamak istediğinizde çiğ tohumu su için. Hı-hı. Şöyle bir sıkıntısı var ama çiğ tohumu su için... İçerken o sizin tohumlar ağzınıza şimdi gelir. Şimdi onu soracaktım. Bazen rahatsızlık verebilir. Çünkü o bir de şişecek suda hocam. Böyle bir rahatsızlık verebiliyor. Ama yani onu bir süre içtikten sonra alışıyorsunuz. Hmm. Bir kere şey yani gerçekten antioksidan özelliği var. Hmm. Gerçekten kilo kontrolünde çok inanılmaz şeyi var. Evet. O yüzden zayıflamak istiyorum diyorsanız chia tohumlu su için çok değil bir çay kaşığı kadar bir litreye. Evet ben biraz çok kaçırdım. Çok değil, bir litre bir çay kaşığı. Zaten o işte aynen bak dibe çökecek. Evet. Ama onun o verdiği aroma şeyi bile çok değerli bizim için. Zayıflamak için ve antioksidan özellik için chia tohumu. Dişleri ve kemikleri güçlendiriyor aynı zamanda. Zaten dişleri ve kemikleri güçlendiriyor. Hı-hı. Ama şimdi ballı süt, su. Şey naneliğe gelelim mi hocam? Nane. Ben yönlendireyim doğru, şey da. Olarak. Şimdi mesela benim o gün çok kendimi kötü hissediyorum ve midem bulanıyor. Evet. Hemen derim ki ben şey ya bir naneli su yapar mısın bana? İnanılmaz mide bulantısını engeller. Nane kaynatıp içtiğimiz gibi bunu aynı şekilde soğuk suya da. Kaynatmadan da engeller. Evet. İnanılmaz ferahlatır. Aynen salatalık gibi. Nefes kokusuna çok iyi gelir. Nane. Yani nefesinizin iyi kokmasını sağlar. Ve gün boyu sizi daha mutlu hissettirir. Nane de yine mutluluk veren bir maddedir. Güzel. O yüzden suyun içinde mutlu hissettirir. Sonra soracağım size güzel bir kombinasyonunuz var mı? Ne bileyim bir parça nane bir parça aynen işte salatalık işte gibi bir şey var mı diye soracağım az sonra. Var ya benim bir evet. Suyum. Şimdi maydanoz en başa mu? Doğru geçiyoruz. Hı. Ve herkesin limon. Daha çok sıklıkla kullandığını düşündüğümüz limonlu su. Neden tüketilmeli? Niye limonlu suyu tüketiyoruz? Neden? Metabolizmamızı hızlandırıyor. Hmm. Niye metabolizmamız hızlansın diyoruz? Zayıflamamız zayıflamak lazım. Için, evet. Çünkü gün boyu çalışıyoruz. Gün boyu düzensiz besleniyoruz. Kahvaltı da yapmıyoruz. Kahvaltı biliyorsunuz metabolizmayı hızlandıran en önemli oyun. Metabolizmamız yavaşlıyor. İşte gün içinde limonlu suyu tükettiğinizde de metabolizmanız gerçekten hızlanıyor. Tabii bir taraftan da bu arada işte korona dönemiydi, işte kışa doğru gidiyoruz, enfeksiyon, bağışıklık açısından da son derece değerli bir karışım. Bir bardağı bir dilim mi olarak yoksa bir sürahiye istediğin kadar atabilir misin? Şimdi ben şöyle yapıyorum 2 litre yani suya. Yani çünkü bir de limonun tansiyon düşürücü özelliği olduğunu düşünürsek mesela bana çok iyi gelen bir şey değil bu. Burada da bir uyarı yapalım dilerseniz. 2 litre suya bir limonu böyle yuvarlak yuvarlak dilimliyorum ben 2 litre suya. Ama direkt sıkmadığınız için direkt limonun etkisini almıyorsunuz. Doğru. O hafif süzülerek sıkmıyoruz geliyor. İçine bırakacağız. İçine tamam. Bırakıyorsunuz tamam. Sıkmıyoruz. Tamam. O süzülerek geldiği için o %100 limonun etkisini yaratmıyor. Yani sizin tansiyonunuzu düşürmez. Tamam. Sadece o hafif hafif evet. içindeki suyu bırakınca siz bir tatlandırıcı gibi oluyor. Ama tamam. Metabolizma açısından son derece önemli. Mükemmel. Şimdi gelelim aloe veralı suyumuza. Ama tarçınlıyı niye? En önemlisi tarçınlı. Onu sona bırakıyorum hocam. Müsaade en önemlisi ederseniz. Tarçınlı. Şimdi ben bugün çok gerginim. Evet ben bugün çok gerginim. Çok stresliyim. Evet. Kaslarımın gevşemesini istiyorum. Hı. Potasyuma ihtiyacım var, magnezyuma ihtiyacım var kaslarımı gevşetmek için. Hı. İşte alın size aloe veralı su.
Bu kadar basit. Çok enteresan. Aloe veranın içinde stres serinletici azaltan özelliği yanı sıra. Bir de biz biliyor musunuz aloe verayı cildimize de süreriz. Evde besliyoruz hocam kendisini. Aynen, kabuğunu kırıyorsun işte bu. Şimdi aloe veralı su gerçekten rahatlatır, gevşetir. Sizi o gün böyle şey hissettirir. Bunun böyle içinden böyle bir o sümüksü şeyi çıkıyor mu acaba, yoksa bu şekilde kalıyor mu? İçerken bir sıkıntı yaratıyor mu yani? Hiç yoksa böyle hiçbir şey yapmadan böyle direkt şey yapmadan içine atıyoruz. Görünüyor yani mu ekranda bilmiyorum. Ne rendeliyorsunuz hiçbir şekilde hiçbir direkt şey atıyorsunuz içine. Hiçbir şey olduğu gibi içine atıyoruz. Serinletir, peki. Gevşetir, hı-hı, rahatlatır, stresi önler. Çok çünkü güzel. İçerdiği potasyum ve magnezyum sayesinde gevşek, kasları gevşettiği için çok değerli. Şimdi gelelim zencefilli suya. Zencefilli su ne yapıyor? Bir kere sindirimimizde çok işe yarıyor. Sindirim sistemini çalıştıran ne bir şey. Ne hissettiğimizde zencefil. Mesela yemek sonrasında çok şiştim mi? Hazımsızlık olan insanların bol bol zencefilli su içmesini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda zencefil bağışıklıkta da işe yarayan bir şeydir. Evet, aynı zerdeçal gibi. Zerdeçal, zencefil bunlar bağışıklıkta kardeş. Fazlası zarar mıdır hocam? Her gün oturdu zencefilli su içti mesela. Şimdi ama zencefilli su, nerede zencefil? Şimdi, yani mesela limonlu su için aynı şeyi söyleyemeyiz diye tahmin ediyorum. Yanlışsam düzeltin. Salatalık için veya nane için aynı şeyi söyleyemeyebiliriz. Ama mesela zencefil daha böyle güçlü bir şey bakın, gibi gelir hep bana. Bakın siz zencefili yemiyorsunuz. Zencefili rendeliyorsunuz, evet, suyun içine atıyorsunuz. Tamam. Zaten o dökülürken bir de süzerek döküyorsunuz. Şimdi ben ne yapıyorum? 2 litre suya bir limonumu koydum mu, evet, rendeleyerek. Bir tutam zencefil, bakın şunun 1/3 kadar. Hepsini değil, 1/3, bunun fazlası zararlı. 1/3 kadar rendeliyorum, atıyorum bunun içine. Ve bunu dökerken bardağa süzerek döküyorum. Çünkü ben o tadı sevmiyorum ve fazlası da gelsin istemiyorum. Zaten onun kendisinin verdiği o aromatik o süzmeler yetiyor bana. Evet, tamam. Abartmaya gerek yok. Yani zaten oturup yemediğimize göre suyun içerisinde hiçbir sıkıntı teşkil etmiyor. Aynen öyle. Tadı değiştiriyor, evet, ve gerçekten o etkilerini hissediyorsunuz, hı-hı, abartısız bir şekilde. Peki şimdi bitki çayına geliyoruz. Bitki çayı zaten neler var bitki çayında? Bir sürü mesela farklı bitki çayımız var. İşte ıhlamurdan, hı-hı, yeşil çaydan, hı-hı, değil mi? Papatya, hı-hı, çayından. Artık onları soğuk da yapabiliyoruz yazın, artık değil mi? Buzlu soğuk şekilde yapabiliyoruz. Aynen öyle. Peki. Hepsinin farklı özellikleri var. Ama hepsinin özellikle rahatlatıcı ve sindirime yardımcı özellikleri var. Şimdi dutumsu meyveler diyorsunuz mesela. Mor neler? Mor mesela. Evet, şurada mesela. Neydi? Yaban mersini, evet, kuru üzüm, hı-hı, değil mi? Bunlar hani bir şekilde dutumsu meyveler. Hı-hı. Bunları içine attığınızda bir şekilde yine sızıyor. Hı-hı. Kendisini yemenize gerek yok. Suyu süzerek içerseniz yeterli. Hakikaten böyle antioksidan özelliğiyle vücutta da yenileyici, hı-hı, şeyi var. Cildi yeniliyor, vücudu tamir ediyor. Antioksidan ne demek? Vücuttaki toksinleri atan demek. Ödemi azaltıyor. Bir de maydanozlu mesela su. Bak, ciddi ödemi azaltıyor. Yok. O da geçen şey de söyledim ya, kiraz sapı. Kiraz sapı, maydanoz, kiraz hep bunlar sapı, değil mi? Salatalık. Mesela ısırgan otu, tarçın da gene bunu. Yani gerçekten biz bunu kendi ihtiyaçlarımıza göre çeşitlendirebiliyoruz. Kesinlikle. Suyumuzu ya daha faydalı hale getirebiliriz. Suyu. Hocam geldik. Geldik hocam. Tarçın suyu ne yapıyor? Bakın kan şekerini dengeliyor. Tarçınlı su içerseniz gün boyu, ay şekerim düştü, şekerim mi fırladı diye derdiniz olmuyor. Kan şekerini dengeliyor. Açlıkta bile sizin o kan şekerini dengelediği için kötü hissetmenizi engelliyor. Artı göbek eritiyor ya. Göbek eritiyor. Bitti yani. Allah kiloda. Allah. Zaten çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çok ciddi kilo. Ben niye içiyorum işte göbek erisini. Çekirdekleri yiyoruz akşam. Gündüzde bütün gün tarçınlı su içiyoruz. Yani ciddi derecede o yağları, özellikle göbek çevresinde biriken yağları eritici özelliği var tarçın suyunun. O çok kilo güzel kontrolünde son derece sağlıklı. Yardımcı değil mi hocam? Tarçın suyu. Evet hocam. İşte ben ne yapıyorum? Limonun içine biraz zencefil kattım. 2-3 tane de bu tarçın çubuklarından koyuyorum. Azıcık da salatalık koyuyorum. İşte sana günün suyu. Bunun adı sessiz su. Sessiz suyu değil mi? Amerika'da yani ben bunu keşfetmedim. Hem kilo kontrolünde, hı-hı, hem gün boyu enerjik hissetmenizde, hı-hı, inanılmaz bir şey. Peki böyle büyük bir şişeye koyduk diye gün boyu onu yanımızda taşıyoruz ya, akşam o içerisinde böyle perişan oluyor. Yenilemeye gerek var mı, yoksa hayır o içilir mi hala? Tabii ki içilir. İçilir değil mi? 24 saat boyunca içilir. İçebiliriz. Ama ertesi tamam. Gün artık ertesi taze. Güne yenileyeceğiz. Peki ballı su. Neden bal katalım suyumuza mesela? Neden bal katalım suyuna? Yani bal biliyorsunuz en ideal şeker karşılığı vücutta. Zararı çok olmayan, yani balı biz severiz ama gerçekten doğal balsa, hı-hı, ve bağışıklık sistemini birebir. Birebir. Yani limon ve balı niye karıştırırız, evet, biz? Evet. Grip nezle olduğunda limonlu, doğru, bal iç, şey hemen yap deriz. Birebirdir bağışıklık sistemi için. Yani o kandaki bağışıklık hücrelerini çok destekleyen bir şeydir. Mutlaka bu dönemde eğer riskiniz varsa, gerekiyor, ay grip mi oluyorum, nezle mi oluyorum, belli yaşın üstündeyim dediğinizde bal ve limonu karıştırarak onun suyunu rahatlıkla içebilirsiniz. Harika.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.